İnsan nedir sorusunun bizdeki muammalık düzeyine bakınca önce şunu sormak isterim. Bizim elimizde yeterli araç var mı? Felsefi ya da bilimsel olarak bizi nerede görüyorsunuz? Ben özellikle felsefi bakış açısından şu andaki bu soruyu sorma olgunluğumuzu çok merak ediyorum. Yani doğru yerden mi soruyoruz? Doğru yerden mi bakıyoruz? Neye ihtiyacımız var? Bir de benim konuşmalarıma 3 aşağı 5 yukarı aşinasınız. Biraz da muhabbetini ettik. Benim de arada hatalarımı söylerseniz felsefi olarak mesela ben onlardan da biraz istifade etmek istiyorum. Orada bir sizle bir muhabbet etmek istiyorum. Buyurun, sözün üstadına bir açılış bırakalım. Bilim, felsefe ve din. Daha evvel yani bir iki asır evveline kadar felsefe ile bilimi ayıramazdık. Ama günümüzde felsefe ile bilimi ayırıyoruz. Yani mitostan logosa diyemiyoruz. Çünkü logos felsefe midir? Felsefenin logosu mu? Bilimin logosu mu? Problemi var. Mitos diyelim ki dinin payına düşüyor olsun. Din, bilim ve felsefe. Şimdi bunu hatırlatmak isterim. Çünkü yani ben dizgesel düşünüyorum. Dolayısıyla dizgemle ilgili bir iki ipucu vereceğim. Böylelikle hem yapabilirsem sizin pozisyonunuzu açığa çıkarmaya çalışacağım. Hem kendi pozisyonumu. Nedir o? Bilim açıklar. Açıklamak ne demektir? Açıklamak olguları bir neden sonuç dizgesine yerleştirmek demektir. Tekil olguları tümel ilkelerin altına getirmek demektir. Aristotelesçi nedenselliğe göre açıklasaydım dört tür neden var. Yani bizi izleyenler bağışlasın böyle ara bilgiler vermek zorundayım. Maddi neden, suri neden, fail neden ve gayi neden. Yani nedir bu? Bir masanın neden yapıldığını sorarsak maddesini sorarız. Deriz ki ahşaptan, tahtadan bir masa, demirden bir masa. Onun iskemleden ayıran tarafı masa formudur. O formal neden, suri neden, biçimsel neden. Birincisi maddi neden dedik, özdeksel neden. Peki bunu kim yaptı? Bir marangoz yaptı. Buna fail neden diyoruz. Peki niye yaptı? İşte yemek masasıysa üzerinde yemek yiyelim diye. Çalışma masasıysa üzerinde çalışalım diye. Bu da amaç. Gayi neden. Şimdi bilim açıklar dediğimde şunu kastediyorum. Bilim asla faille ve gaye ile ilgilenmez. Bilim maddi nedenle ve formel nedenle ilgilenir. Yani işin nasılıyla ilgilenir. Açıklamakla kastettiğim bu. Yağmur yağıyor. Nasıl yağıyor? Bilim bunu açıklar. Ama rahmet yağıyor dediğimizde ya da annem ağlıyor dediğimde annemin nasıl ağladığını bilim açıklar. Ama anam ağlıyor dersen bu bilim bu metaforu, bu deyimi tabiri caizse açıklayamaz. Din ne yapar? Dinse doğrudan fail ve amaca yönelir. Yani mesela evreni bir kozmos olarak düzenli bir işleyişe sahip bir entite olarak kabul eder. Ona bilinçli bir öznenin yönetiminde gerçekleştiğini varsayar. Peki nasıl olur bu iş? Ondan anlamaz. O dolayısıyla açıklayamaz onu. Yani yağmur nasıl yağıyor? Bilim bunu açıklayamaz. Kur'an, İncil, Tevrat bunu açıklayamaz. Yeteneği buna izin vermez. Amacı da Ama bu değildir galiba, değil mi? Yani böyle bir amacı da yok açıklamak gibi. Var mı? şöyle din nereden baktığına bağlı. Ulemaya sorsan, ulema bu kadar büyük bir alanı boş bu iktidarı insana verebilir mi? Yani Galilei'yi niye yargıladı kilise? Bruno'yu niye yaktı? Yani dinin vazifesi değilse kilise niye devreye giriyor? Büyücü sınıfı her zaman bu işleri kontrol etmek ister. Bunun siyasal sonuçları var. Ona ayrıca değinebiliriz. Ama neticede şunu söyleyebiliriz. Din rahmet yağıyor ifadesini açıklar. Ne demek burada rahmet yağıyor? Yani bir Rahman, bir Tanrı var, merhametli, yukarıda bilinçli bir özne var. O bilinçli özne bizi düşünerek toprak yağmuru emsin, bitkiler yeşersin vesaire, doğa canlansın ve biz insanlar bilinçli öznenin bu eylemi sayesinde ki bakın bunu rahmet olarak adlandırıyor. Bu bir bağış. Bilim adamı için bir bağış mıdır bu? Değildir. Dolayısıyla bir kozmos vardır ve bu kozmosun bir sahibi vardır. Dolayısıyla yeryüzünde ne yoktur? Dindar bilinç açısından, din açısından rastlantı yoktur, abes yoktur, saçma yoktur. Aman ne tuhaf şey diyemezsiniz. Çünkü bilinçli özneye hakarete kadar gider bu iş. Bu alemin bir sahibi varsa, Rabbul Alemin varsa, Rabbul Alemin abes, boş bir şey yaratmaz. Her şeyde bir hikmeti vardır. Anlamazsan hikmetinden sual etmeyeceksin filan falan.